İlçe başkanımız milletvekili aday adayı olmak için ayrıldı. Malumlarımız istifa etti. Cenab-ı Allah yolunu açık eylesin. Amin. AK Parti'mizin yolunu açık eylesin. Amin. Bu dönem Türkiye tarihi için, mazlum coğrafyalar için oldukça önemli bir dönem. Biz AK Parti iktidarı olarak üyelerimizle birlikte sizlerle çok güzel hizmetlere imza attık. Allah için gözlerimizi kapatıp öbür dünyaya hareket edeceğimiz zaman biz ne yaptık? İnsanlık için neler yaptık diye kendi kendimize sorarsak eğer, evet, biz ülkeye hizmet edenleri destekleyip Türkiye'nin ve mazlumların önünü açacak işler yaptık. Hem siyaseten başörtüsünden tutun Ayasofya'sına varıncaya kadar Müslümanım demekten korkan, çekinen insanlar oluşturmaya çalışanları engellemekten, efendime söyleyeyim, ülkede demokratikleşmeyi, huzuru, refahı getirmeye kadar biz köprülerden yollara, insansız hava araçlarımızdan uçaklarımıza, savaş uçaklarımıza, hepsinden daha da önemlisi one minute demeyi ve dünya beşten büyüktür diyebilme cesaretini gösteren atalarımızın kanlarıyla sulanmış bu toprakların evlatları olarak söyleyebilme cesaretine sahip 21 yıllık bir iktidarı gerçekleştirdik. Bunu tek başına Sayın Recep Tayyip Erdoğan değil yapmadı, milletimizle beraber, ancak milletimizin emanetçisi olan siz değerli AK Partililerle birlikte biz bunları gerçekleştirdik. İçimiz rahat. Elhamdülillah. Yapamadığımız şeyler de var. Yapmamız gereken daha çok şeyler var. Ama milletimiz neyi takdir buyurursa başımızın üstünde deyip şimdi 2023 vizyonunu gerçekleştiren Türkiye'nin en önemli seçimlerinden birisine geldik. Ve dikkatimizi çekelim. Milletin de dikkatini çekelim. Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyor. Macron, Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyor değerli arkadaşlar. Almanya'dan eski Merkel, yeni Almanya yine Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyor. İngiltere, Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyor. Kim bu adamlar? Benim Osmanlı Devleti'mi ve Türkiye'yi sömürerek bitmesine vesile olan hemen yanı başımızdaki Irak'ı, Suriye'yi, Kuzey Afrika ülkelerini, Orta Doğu coğrafyasını sömüren, Filistinlileri ve Arap dünyasını mazlum coğrafyalar haline getirilen emperyalist zihniyetler. Onların istemediği kişi öyleyse bizim dostumuz olacaktır. Bunu seçmenlere teker teker anlatmanın zamanı geldi. Şunun şurasında 2 ay sonra seçim var. Dolayısıyla her birimize milleti uyandırmak için vazife düşmektedir. Bize karşı olanları elbette ki onların uşaklıklarıyla itham etmiyoruz. Ancak düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışına gelmeyen tüm siyasi zihniyetleri uyanmaya davet etmemiz lazım. Lütfen uyanın dememiz lazım. Yapmayın dememiz lazım. Ne dedi Devlet Bahçeli? Biz dedi muhalefete de kapımız açık. Buyurun gelin diyoruz dedi. Ne dedi Recep Tayyip Erdoğan? Cumhur İttifakı'nda birbirini alalım dedi. Demedik mi? Biz kapıları kapatmadık. Ama hepsi geldi, birleşti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Batılılarla birlikte bitirmek üzere harekete geçiyorlar. Bu ne kadar makul ve mantıklıdır, milletimizin vicdan terazisine emanet edeceğiz. Biz hizmet etmek için yolumuza devam edeceğiz. Ünye İlçe Teşkilatı da yine aynı şekilde bu dönemde o hızla birlikte devam edecek inşallah. Yeni bir ilçe başkanı belirleyeceğiz. Bu yeni ilçe başkanının belirleyicisi ben değilim. Sizsiniz. Ben sizin görüşlerinizi fotoğrafik olarak almaya geldim. Ve siz görüşlerinizi burada şu göstermiş olduğum kağıtta, pusulada işaretleyerek beyan edeceksiniz. Sizlerden istirhamım burada hakikaten AK Parti Ünye İlçe Teşkilatı'nı en iyi şekilde mahalle başkanlarıyla, üyeleriyle, ilçe yönetimiyle en iyi şekilde kim temsil edecek, kim bu işi en iyi şekilde yapabilecekse vicdanınızın sesini dinleyin. Bu yönetimden olabilir, yönetimin dışından olabilir, AK Parti'nin dışından üye dahi olmayabilir. Buraya önerebileceğiniz isimleri lütfen en fazla 3 tane
en az da 3 tane olmak üzere yazın ki biz sizin görüşlerinizi, böyle dikkate değer görüşlerinizi değerlendirelim ve fotoğrafı çekerken ben özel görüşmeler de yapacağım. Özel görüşmelerle beraber hepsini harmanlayacağız ve en doğrusunu yapmaya çalışacağız. Tamam? Yani zannetmeyin ki biz kafamıza göre bir şey yapacağız. Bunu siz yapacaksınız. Ama siz beni doğru fotoğrafı çekmeye yönlendirmelisiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben o zamana kadar genellikle hiç düzgün şeyler pek yakalayamıyorum. Bakıyorum gençlik kolları yatıyor bir tarafa. Kadın kolları yatıyor diğer tarafa. Tamam mı? Ana kademe o tarafa. Yani profesyonelliğimizle sizin samimiyetinizi burada hissetmemiz gerekiyor. Tamam? Anlaştık mı? Anlaştık. Değerli arkadaşlar. Yapın bakalım güzel bir öneri bize. Biz de bu öneriler ışığında genel merkezimiz değerlendirecek. Çok kısa süre içerisinde yeni ilçe başkanımızla birlikte bu süreci inşallah atlatacağız. Bizim için Ahmet Mehmet değil, memleket önemlidir. O yüzden de sizlere güveniyoruz. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Cebinizden veriyorsunuz, zamanınızdan veriyorsunuz, koşuşturuyorsunuz. Davet edildiğinizde hemen hazır ve nazır oluyorsunuz. Mücadelenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Takdire şayan AK Parti teşkilatlarıyla hep birlikte gurur duyabiliriz inşallah. O yüzden milletimiz AK Parti'den hiç vazgeçmiyor. O yüzden biz 21 yıldır iktidarda başarılı işler yapıyoruz. O yüzden biz 17 senedeki 15 seçimi üstün başarılarla kazandık değerli arkadaşlar. En iyisini yakalamak adına biz durmak yok, yola devam diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar hepinizi çok sevdiğim ifade ediyorum. Evet.